Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir saat önce Kontkar'ın İF Beşiktaş'ta bir konseri vardı. Ben de o konser için bilet almıştım. Fakat konserde bir sorun yaşadım. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Benim arkamda olun, destekte bulunun, like atın, yorum atın gibisinden bir derdim yok. Sadece sizlere olayı paylaşmak istiyorum. Yorumlarda haklı ya da haksız olduğumu sizler belirtirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Red Kez ceketimi giymiştim. Fanları değilim bu arada. R yazıyor ya, Robert R. Kırmızı rengini de seviyorum, ondan almıştım. Hani ceketimi giydim, arkadaşlarla konuşmuştum, hani konsere gidip kafa dağıtacaktım. Aklımda da röportaj yoktu, biliyor musunuz? Çünkü menajeriyle ben bir sorun yaşamıştım. Hani biliyordum ki hani daha sormaya gerek yok. Kontkar zaten yapmak istese mesajıma döner Instagram'dan, yapar yapmasını. Hani o tavırda değildim. Bu arada mesajına baksa benim CV'mi görecek. Orada kanalımdan bahsediyorum yine. Bilmesine rağmen kanalımı yine bahsediyorum falan filan. Hani o kafadaydım. Biletimi almıştım. 88 TL para verdim bilet için. Tam sıradaydım. HES kodumu okutacaktım. Birden bir menajeri var bunun. Ulaş Demiröz değil arkadaşlar. Onun yanında bir tane daha adam var. İsmini unuttum şimdi. O da aynı şekilde saçı yok. Sakalı böyle. Sanki Khabib gibi dövüşçü var ya. Ya bana baktı, dedi ki, bakıştık adamla. Adam bana dedi ki, senin burada ne işin var? Hani bir de yaklaştı böyle. Sanki dalacak adam. Senin burada ne işin var dedi. Ben de dedim, hani şaşırdım o an lan, beklemiyordum böyle bir şey. Biletimi alıp izlemeye, yani dinleyiciyim lan ben, anladın mı? Ben de dedim ki Kontkar'ı seviyorum, hani dinlemeye geldim. Aynı bu ses tonuyla, tam böyle masum çocuk. Bu da hemen güvenliklere döndü, dedi ki bunu içeri almayın. Bir güvenliği çağırdı, bir şeyler kulağına anlatıyor, anlamadım. Bunu içeri almayın diyor abi adam. Ulan kendi paramla içeri giremedim arkadaşlar. Şimdi değineceğim neden kavga etmiştik falan filan. Bundan bahsetmek istiyorum. Daha da bu olay hakkında açıklama yapmam. Bu arada biri arıyor, valla söveceğim artık ya. Reddediyorum, adam arıyor ya. Ya içeri giremedim. Hani istesem bir şekilde içeri girerdim. Tanıdıklar vardı ama hevesim gitti arkadaşlar. Hani böyle bir olay yaşamışım. Şimdi ben içeri bir şekilde zorla girip eğlenemezdim abi. Ya tek döndüm, arkadaşlar içeri girdi, dedim size iyi eğlenceler, ben eve tek döndüm abi. Girmek istemedim, hevesim kaçtı dediğim gibi arkadaşlar. Biletimi iade ettim falanlar filanlar. Şimdi Kontkar'ın menajerinin böyle bir şekilde çıkış yapması çok bana saçma geldi. Ekranda bir fotoğraf göreceksiniz. Ben Kontkar'ın bir konserine gitmiştim. Hani aklımda bir röportaj vardı arkadaşlar. Menajerini görmüştüm, demiştim ki benim böyle bir kanalım var falanlar filanlar. O Ulaş Demiröz de demişti ki olmaz. Ya kanalın adı ne dedi? Ben Robert dedim. Olmaz dedi. Neden dedim? İstemiyorum diye. Böyle bir tavırlarda takıldı. O tavrı aldıktan sonra ben de videoda, o ekrandaki videoda anlatıyordum derdim işte. Böyle bir olay yaşadım. Şimdi Kontkar'a daha teklifimi iletmeden adam bireysel bir şekilde hareket etmesi benim sinirimi bozdu. Hani nazik bir şekilde de istemeyebilirdi ama daha Kontkar'dan cevap almamışım, anladın mı? Menajerinin Kontkar'ın yerine böyle bir cevap vermesi beni hayal kırıklığına uğratmıştı. O yüzden o videoyu çekmiştim. Tabii o videoyu da izlemiş menajeri. Ekipleri zaten, tüm rapçileri izliyorlar. Reaksiyon diğer kanalları da izliyorlar. Ne kadar söylemeseler de takip ediyorlar herkesi. Oradan izlemiş o videoyu tabii. Onun bir etkisiyle arkadaşlar beni görünce içeri almadı. Yani çok saçma değil mi arkadaşlar? Ne kadar kavgalı da olsam, kavgalı değildik aslında. Ne kadar keyini de olsa, hani para vermişim yani. Kulis de değil arkadaşlar. Normal para vermişim bir dinleyici olarak. Fakat beni içeri almadı. Ben de eve yani giremedim, anladın mı yani? Hevesim gitti o an. Şimdi arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Yani menajeri bu kadar rahat bir şekilde nasıl Kontkar'ın yerine hareket edebiliyor abi? Bir olay olduğunda Kontkar'ı iletmesi lazım. Bir teklif olduğunda Kontkar'ın iletmesi lazım. Hani Kontkar önceki video için diyorum, röportaj yapmak istemese bile benim için valla önemli değil. Ben Kontkar'ı halen dinlemeye devam edecektim. Benim bir problemim yoktu. Sadece hani cevabını bilmiyorum adam. Hani belki isterdi, belki yapmazdı, onu bilemiyorum ama onun yerine hareket etmişti. Şimdi de bu konserde Ulaş Demiröz değil, diğer elemanın bu şekilde tavırda takılması çok benim, yani şey oldum açıkçası. O anda kavga çıkaramazdım ki arkadaşlar. Ne diyecektim? Sana ne amına koyayım diyemezdim abi. Çünkü ya ben adam için gitmiyorum ki. Ben Kontkar'ı dinlemeye gidiyorum. Anladınız mı yani? Sen kimsin ki yani? Sanki Kontkar'ın menajeri için o konsere gidiyorum yani. Böyle bir durum yaşandı. Bu arada video içerisinde konuşamadım falan filan. Orayı takmıyorum. Kırpmak da istemiyorum açıkçası. Demek ki Kontkar'ın yerine bu kadar rahat tavırda takılabiliyorsa, demek ki Kontkar'da aynı görüşteler. Ne kadar dışarıdan ha ha hi hi gözükse de
Aslında öyle değilmiş demek ki. Olayın arka planında demek ki farklı konuşuyorlarmış ki beni de almak istemedi. Twitch yayınında bir karşılıklı konuşmamız olmuştu fakat kavga değildi arkadaşlar. Hani o olay sonra kapanmıştı. Biliyorsunuz o videoları. Kontkar reaksiyon kanalları hakkında konuşuyordu. Benim için kötü bir şey dememişti. Sadece bir olay olmuştu. Çok da önemli değil aslında. Kapanmıştı ya, tatlı bir olay olmuştu. Fakat öyle zannediyordum ben de artık. Bu tavrı aldıktan sonra ben bunu düşünmeye başladım. Ya bu ne kadar doğru abi yani. Ya ne kadar menajeri... Ya valla diyecek bir şey yok biliyor musunuz? Ne diyebilirim ki bu konu hakkında? Ulan kaç tane rap kanalı var ki? Niye bu kadar kinli oluyorsunuz ki? Ben bunu anlamadım. İnanın umarım videodan sonra şunu demem. Ulan keşke videoda şundan da bahsetseydim. O yüzden biraz duraksıyorum. Ya böyle bir olay yaşadım. Ne kadar kavgalı da olsa, kavgalı değiliz ama ne kadar öyle de olsa hani gelip de diyemezsen bunu almayın, anladın mı? Yani böyle bir olaydı. Demek ki sevmiyorlar anladığımız kadarıyla. O kadar egolular ki arkadaşlar. Başka bunun bir açıklaması olamaz. Daha bu saatten sonra yani Kontkar'ın ne kadar dinlesem de şarkılarını, dinleyeceksem de Spotify'da artık çalma listeme eklerim. Beğenip beğenirim falan. Beğenirim beğenmem. Ama video çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. Sadece sizin için diyorum. Kontkar için çok bir etken olmayacaktır. Ben video çekmesem ne olacak ki yani Kontkar için? Sadece sizler için söylüyorum. Hani yarın öbür gün dersiniz ki Robert niye Kontkar hakkında video çekmiyorsun şarkısı çıktı. Hani bu videoda aslında cevap olsun. Sizlere bahsetmek istiyorum. Çekesim gelmiyor açıkçası. Bu saatten sonra bu tavrı aldıktan sonra ben ne yapacağım abi yani. Böyle bir olaydı arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.